Merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün edebiyat denemelerimizden üçüncüsünü çözümünü yapacağım. Hemen sorularıma başlıyorum. Parçada düşünce boş bırakılan yere düşünce akışına göre ne getirmelidir denmiş arkadaşlar. Metne baktığımızda dillerin birbirleri bir, bir dil ailesi oluşturacak şekilde akrabalığının saptanmasında o dillerin ses yapısı, şekil yapısı, cümle yapısı, köken bilgisi ve ortak sözcükleri bakımından benzerlikleri araştırılır. Dil ailesi ifadesi dillerin köken akrabalığını belirtmeye yarar. Diyor. Devamına dikkat edelim şimdi arkadaşlar. Ne diyor? Aynı soydan gelen ve dilleri akraba olan milletler olduğu gibi ırk bakımından birbirleriyle hiç ilgisi olmayan fakat aralarında kötü ilişkisi ve kötü bağlılığı görülen milletler de vardır diyor. Burada arkadaşlar şöyle düşündüğümüzde şuradan bakın. Dil ailesi ifadesi dillerin köken akrabalığını belirtmeye yarar. Bu durum akraba dilleri konuşan Milletlerin aynı soydan geldiği anlamına gelmez. Aynı soydan gelen ve dilleri akraba olan milletler olduğu gibi aynı soydan gelmeyenler arasında da böyle bir akrabalık ilişkisi olabilirmiş. Onun için burada e, en makul gelmesi gere e, gereken cümle C şıkkındaki cümle olur arkadaşlar. Soru 2. E, hangisi yoktur demiş arkadaşlar metinde. Şimdi metin uzun bu metin şöyle e, biraz böyle geriden bakarak çözmeye çalışalım. Mesela e, şıklarda iki anlatım biçimi var. Kıvrıla kıvrıla çıkan e, yükselen toprak yol demiş mesela. Buradan ben betimlemeyi elerim. Çünkü kelimelerle resim yapma var gördüğünüz gibi. E, sonra geriden baktığınızda rakamsal veriler var. Mesela 75 yıl olan ağaçları barındıran diyor ömrü. İşte 1300 yıldan daha fazla olduğu tespit edilmiş. Bilgi varsa burada açıklama vardır. Yine şurada e, ikinci cümleye dikkat edelim. Yoğun bulut denizi bereketini yağmur olarak bırakıyor suya susamış topraklara. Yani susamış topraklara yağmur olarak bırakıyor falan. Bunlar biraz böyle özlen ifadelerdir arkadaşlar. Elleyebilirim. Devri cümle derken hemen sonda bakın hüzün veriyor insana derken son cümle devrik. Alıntı diyor ki alıntı arkadaşlar şöyle başkasına ait bir cümlenin aktarıldığı zaten görünmüyor ki genelde bunlar tırnak içinde olur arkadaşlar değil mi? Ee, tırnak var ama içeride bu amaçta kullanmamış. Onun için edirne diyoruz. Soru 3. Yine bir anlam sorusu. Ele, e, yak, bu parçada ele, yakından eleştirmenler ve eleştiri kurumuyla ilgili olarak hangilerine ulaşılamaz denir. Hemen baktığımızda metne. Günümüzde yazın dünyasındaki en büyük yozlaşma eleştiri kurumunda yaşanıyor. Çünkü edebiyat odaklı sadece estetik değerlerin ölçüde olduğu, emeğe yaslı, sansürsüz eleştiri piyasadan çoktan çekildi. Artık eleştiri yayın evi pazarlamacılığı, çete savaşları, yıldız eleştirmenliği ve dost ahbap ilişkileri çevresinde düşünüyor, dönüyor. İçinde hiçbir keşif barındırmayan, çoğu baştan salma, acele, ön yargılı ve emeksiz bu yazılar çok yıkıcı ya da övgüye dayalı bir özellik taşıyor. Metni anlamaya çözümlemeye çalışan tek ölçünün esit değer olduğu eleştiriler gözden düştü. Ee, öncelik özellikle gazetelerin kitap ekleri ve ticari kaygı ön plana alan dergiler bu eleştiri anlayışının gözlendiği yerler. Edebiyatımızda bir boşluğu doldurmuştur diyor. Bir defa eleştiri eleştirmenlerle ilgili e, günümüzdeki e, burada tenkit var yani onlara olumsuz bir takım değerlendirmeler de bulunuyor. Burada bir boşluğu doldurduğuna bahsedilmiyor. Yani bir, bir defa e, burada söylenmemiş. Kuramsal bir tutumu eline boyuna tartışıp bir yere Getirme tutumu yoktur. Zaten bunlar bu işi baştan sağma yapıyorlar. Yani ciddiyetle bu işin ölçütleri, kuralları ne? Ona uygun bir şekilde yapmadıklarından bahsediliyor. Onun için iki arkadaşlar burada değerlendirilmiş. Üçe baktığımızda okur nezdinde hiçbir karşılığı yoktur diyor arkadaşlar. Evet, burada eleştirinin okur tarafından nasıl değerlendirilene dair bir şeyden bahsedilmemiş. Onun için cevaba bursa diyoruz ve hemen geçiyoruz. Soru 4, edebiyat akımı sorusu var. Edebiyat akımı sorularında o akımları yansıtan kelimeleri ifadeleri bulmaya ve yakalamaya çalışın arkadaşlar. Burada baktığımda bu akıma göre şiir gerçeği değil, onun insanda bıraktığı izlenimleri ve etkiyi dile getirmiştir. Bir defa bu ifadeyi ben duyduğum zaman aklıma sembolizm ve empresyonizmi getiriyorum. Yani burada e, gerçeği değil, onun insanda bıraktığı izleri ve etkiyi anlatmak. Arkadaşlar bu Realizm olamaz gerçekçi bir akım. Parnasizm olamaz gerçekçi bir akım. Sürrealizm olamaz bilinç altı var mesela. Romantizm olamaz genel duygu var. Şimdi sembolizmde de özellik nedir arkadaşlar? Gördüklerimiz zaten gerçek değil. Gerçeğin birer yansımasıdır. Dolayısıyla biz görünenden hareketle asıl arkasındaki gerçeği yakalamanın peşinde olacağız. Yani burada gördüklerimizin bir gerçek olduğunu kabul etmiyor zaten bunda. Mesela dilin ee, dolayısıyla kapalı olması bunlarda söz konusu. Buradan bakabilirim yine sonrasında ahenkten faydalanma ee, sonra arkadaşlar duygu düşünceyi duyurabilme bunlardan müzikalite musiki önemliydi Onun için arkadaşlar Edirne diyebiliyoruz Cevaba net bir şekilde soru 5 e, ayrı içinde verilen bilgi var yani kişiler var ve içerideki bilgilerle eşleştirme var ve yanlış olan sorulmuş e şıkkından başlayalım arkadaşlar cevaba. Nedim demiş Lale devri ilişkisi doğru. Taşlıcalı Yahya demiş Şehzade Mustafa ile, ilişkilendirilmesi doğru. Baki diyor Yüzyılı ve Sultan-ı Şuara yani Şahiler Sultanı denmesi doğru. Bursa'da Aşık Paşa diyor ve Garip Namesi onunla ilişkilendirilebilir ama Aşık'ın da geçen Şeyhi dendiği zaman arkadaşlar işte aklımıza Harname gelir mesela. İskendername demiş burada. Oysa ki İskendername şeyhiye değil Ahmediye ait arkadaşlar nedir? Bir e, mesnevidir. E, soru 6. Parçada tanıtılan sanatçı kimdir demiş arkadaşlar. Her şeyden önce ilk cümleye baktığımızda birinci dervede e, hikayeleri ve miras adlı romandan yani miras adlı bir romandan bahsetmiş. Bunun cevabı belli ama diğer tarafta dikkat edin daha sonra diyor, yani ilk evreden sonra Antene çoğu tanıyan yazar, sanat hayatının ikinci devresinde özellikle yapı unsurları bakımından Çoğu taze hikayeyi benimsemiştir. Burada arkadaşlar zaten mirastan Memduh Şevket Esen'den bulunmalıydı ama Esen'dan'ın bir de şöyle bir özelliği var. Klasik hikayeyle başlamıştır. Ee, hikaye anlay anlayışı böyle başlamıştır ama sonradan modern hikayeye geçmiş. Hatta biz de modern hikayeyi ilk örneklendiren kişi diye de kabul edilir. Onun için Cevabımız netleşti. Hemen geçiyorum. Soru 7. Ee, dizelerin hangisinde redif vardır demiş arkadaşlar. Redif aynı anlam ve görevde kullanılan ses veya kelimelerdir. Baktığımızda diner gözünde yaşlar çoğul eki bittiği yerden başlamak artı re. Aynı anlama gelen larlar yok. Onun için burası kafiyedir geçiyorum. B şıkkında bittiğimi duyarım saçlarım derken duyarım ben duyarım şahıs eki. Burada saçlarım benim saçlarım iyilik eki. Olmaz arkadaşlar bu redif aynı anlamda görevi değil. C şıkkında git gide. zaten kelimedir ama geçit ederken burada hal ekidir. Yani aynı, anlam anlamda görev yok gider. D şıkkına geldiğimizde geçti deve kervanı yani devenin onun kervanı aittik. Beldenin hanı onun hanı derken aittik. ığlar arkadaşlar ne oluyor? Aynı anlama geldiği için redif'tir. Yani denizde. En şıkkında ayrılık ve ılıktaki arkadaşlar ılık kısmı kafiyedir. Hatta bu bir tunç kafiyedir arkadaşlar. Biri diğer içinde geçen kelime olduğu için. Soru 8. parça ile ilgili hangisi önermez denmiş arkadaşlar. Bir metni okuyalım. Satış memuru kız esans şişesini doldururken Neriman bir şey hatırlatığı Küçük yan babası onu Ramazan'da. Arkadaşlar ee, dikkat edin. Küçük kız Esan şişesinde olurken Neriman bir şey hatırladı ve Ramazan'a döndü. Geri dönüş tekniği var. Mesela bunu hemen eleyelim. Sonra ee, orada çadır gibi bir yerin altında çadırdan yani bir mekandan bahsediyor. Mesela B şıkkı gider burada. Arap kılıklı bir adam iri ufaklı birçok yağlı kirli şişeler arasında ayakta durur. Kokular satardı. E, yani o eskiyi hatırlıyor şu anda. Bu çadıra uzaktan yaklaşırken bile sert bir nane, bahar, hacı yağı kokusu Neriman'ın midesini bulandıracak derecede burnuna dolardı ve oradan çabuk geçmek isterdi. Sonra Lebo'nun önünden geçtiler. Neriman içeriye doğru bir göz attı ve Macit'i görmedi. Normale döndü yani şimdiki zamana döndü. Fakat onun ikinci kat salonunda olması ihtimali de vardı. Yukarıya kadar beraber çıkmayı evvela fahriye teklif edemedi. Müsait bir kıyafette olmadığını da düşünüyordu. Fakat Macit'i görmeden İstanbul'a dönmek ve o kadar güç geldi ki İstanbul'a dönmek. Birkaç adım sonra Fahriyi geri çevirdi. Beraber pastacının yukarı kat salonuna çıktılar. Burada kahramanların ruhsal derinlikleri yani psikolojik dünyalar hakkında bilgi yok arkadaşlar. Geçmiş hatırlıyor ama psikolojik dünya yok burada. Beklesin. Günlük yaşamdan bir kesit diyor. Mesela burada bir esans şişesi doldururken Neriman dalıyor. Yani aslında bir, bir günlük yaşamdan kesit var arkadaşlar. Doğru. İkinci paraf zaten öyle olaylar hakim bakış açısına açısıyla anlatılmıştır diyor. Özellikle birinci paragrafta geçen e, Neriman'ın geçmişini hatırlaması, hatırlatması kahramanın iç dünya e, geçmişine geleceğini, her şeyini bildiğini gösteriyor arkadaşlar. Hakim bakış açısı da var burada. Onun için cevaba C diyoruz. Zaten tahlil yoktu psikolojik anlamda. Soru 9. Boş bırakılan yere ne getirme denmiş? Şıklarda söz sanatı var gördüğünüz gibi. O zaman söz sanatına bakacağız bu çiçekleri size yan masa gönderdi derken masadan kasıt orada oturan insanlardır. Yani bu bir adak ya da diğer ifadeleri mecazi müseldir Burada iki şıkka indi gördüğünüz gibi. Sonra kuzum bu elbise sana ne kadar da yakışmış derken kuzum diyor ama çocuğunu söylememiş. Yani kuzu gibi güzel çocuk, sevimli çocuk dememiş. Teşbihin temel ögelerinden benzetmenin temel ögelerinden sadece birisi kullanılırsa bu bir istihare olurdu arkadaşlar. Cevap çıktı ortaya. Çünkü burada başka bir şey var. Ama yine üçüncü kısma da bakalım. Müşterilerin yoğunluğuna nefes alacak vaktimiz yoktu derken nefes almak hem fiziksel anlamda nefes almak hem de dinlenme vakti bulamamak anlamında hem gerçek hem mecaz yani kinaya var. A doğrudur. Soru 10. Hangisi getirilemez denmiş burada? Katip Şelebi'den bahsediyor gördüğünüz gibi. Bilim adamı kültürel eserler yazdığından bahsediyor. Sonra yapıtların hangisi getirilemez diyor. Yani burada aslında soruyu şöyle anlıyoruz. Hangisi Katip Çelebi'ye ait eserlerden değildir. Fezleke ona ait. Cihan Numa ona ait. Mecalis-i Nefais Adeşir Nevai'ye aittir arkadaşlar. Bu beklesin. E, Tufetül Kibar Esraf e, Esfaril Bihar ona ait. Miratül Memalik Seydi Ali Reis'e aittir. Yani 3 ila 5 10 ait eserlerden değildir. Onun için denizli diyoruz. Soru 11 ee, Dizelerle ilgili numaralanmış bilgilerde hangileri yanlış denmiş arkadaşlar? Gördüğünüz gibi dörtlük var burada. Ee, duraklarda belli bir düzen uyulmuştur. Yani bakalım 11'li ölçü var burada gördüğümüz gibi. O zaman 4 artı 4 artı 3 veya 6 artı 5 olacak. Kelimeler bölünmeden yapılır duraklar. Karaca oğul, kara... C olan der ki koyun gütmeye 6 artı 5 bozulmuş bağlara seyran etmeye. Yani uyulmuş arkadaşlar. Bakmaya gerek yok burada. Yarım uyak vardır diyor. Gütme, etmeye, gitmeye. M'ler aynı anlama geldi için redif geriye T'ler kalıyor. Tek ses yarım uyak doğru. Yani 1 bir ve 1'in olduğu şıklar gidiyor arkadaşlar. 2'nin olduğu şıklar gidiyor. 3'e geldim bulunduğu şiirin son dörtlüğü yani karaca olan dediğine göre şairin adı mahlası geçiyorsa ki biz buna halk Edebiyatı'nda tapşırma diyoruz. Ee, adını söylemiş kime ait olduğu belli. Bu da gider. Geriye ne kaldı arkadaşlar Edirne? Hemen bakalım. Alışılmamış bağdaştırma demek. Daha çok günlük dilden sapma demektir. Yani mecaz anlamlı sanatsal bir ifade ifadeler kullanmak anlamına gelir. Burada zaten karaca olan sade yalın bir dil kullanmış. Onun için bu yanlıştır arkadaşlar. divan Eviyat'ın mazmunlarından diyor. Arkadaşlar bu Divan Eviyat'ın mazmunu öyle çok mazmun falan filan yok burada. Ki karaca olan genelde şey halk edebiyatından arkadaşlar cevap çıkıyor ortaya. Son 12 boş bırakılan yere hangisi getirme diyor arkadaşlar. Dikkat. Tanzimat Edebiyatı'nda ilklerin adamı diyor. Bakın ilklerin adamı deyince aklıma zaten direkt kim gelecek? Şinasi. Bunun dışında dikkat edin. Tercüman, ahval, ilk özel gazete, Tasvir-i Efkar ikinci önemli özel gazeteyi çıkartıyor. Onun için burada cevaba direkt C deyip geçiyoruz arkadaşlar. Soru 13. Burada diyor ki hangisinden alınmış olabilir diyor. Arkadaşlar bakın uzun dizeler var yanında kısa dize var. Uzun dize var yani şöyle uzun dizeler kısa dize eklenmiş. Uzun dize var kısa dize eklenmiş. Arkadaşlar gazerin özel bir biçimi olan uzun dizelere kısa dizeler eklemek yani ziyade yapmak nedir? Müstezatın bir özelliğidir. Onun için cevap Bursa uzatmadan geçiyoruz. Soru 14. Tazimat edebiyatı dönemiyle ilgili söylenemeyecek olan bir şık sorulmuş. Bakıyoruz toplum için sanat anlayışını benimseyip sanat toplumun batılaşması için bir araç olarak kullanmıştır. Ki özellikle bir dönem için doğru mu? Ee, makale eleştiri söyleşi gibi roman öykü gibi türlerin ilk örneği verilmiş. Evet doğru. Sanatçılar Fransa edebiyatına örnek alarak klasizmin ve romantizmin etkisinde kalmışlardır. Doğru. Özellikle birinci dönem. Tiyatro örnekleri sahne dili ve tekniği açısından başarılı ve tiyatro halkı eğitmek için okul gibi düşünülmüştür. Birinci dönem için özellikle doğru. Edirne'ye geldiğiniz zaman ise arkadaşlar divan edebiyatından uzaklaşılmış, sonet, tazerima, serbest, müsadat, nazım biçimleri kullanılmıştır. Arkadaşlar bu yanlış. Niye? Çünkü her ne kadar tanzimatçılar değil var edebiyatını yıkmak isteseler de tam anlamıyla yıkamadılar. Biçimsel bakımdan eski, içerik bakımından yenilik e, yapmışlardı. Nispeten bunu Abdülhamit ikinci dönemde yıkmış olsa da arkadaşlar söz konusu nazım şekilleri bizde servet ifrün edebiyatından itibaren kullanılmıştır diye genel olarak kabul edilir. Onun için yanlış olan bilgi Edirne olacak. Soru 15. Boş bırakılan yere hangisi getirilmeli diyor arkadaşlar. Burada bahsedilen e, bir elebiyat topluluğu yani beş veciciler. Bunların formülü nedir? Fehoy'dur arkadaşlar. Fehoy yani Faruk Nafiz, Enis Beyic, Halit Fahir Uzansoy, e, Orhan Seyf Orhan ve Yusuf Siyah Ortaç. Söz konusu şairlerimiz burada geçiyor. Arif Nihat Asya bu topluluğun içinde geçmez arkadaşlar. E, 16 bilgi yanlış sorulmuş. Fecr Ati Edebiyatı 1911 yılında Servet Fin dergisinde yayınlanan bir bildiriyle kurulmuştur. Bu bildiride sana şahsi ve muhteremdir prensibine bağlı olduklarını ifade etmişler. Arkadaşlar burada Fecr Ati'den bahsedildiği belli. Yani Fecr Aticiler sana şahsi ve muhteremdir dediler. Edebiyatı ciddi bir iş olarak gördüler. İşlerinden Ahmet Haşim en başarılı olanı arkadaşlar. Dönüyorum B şıkkına. 1911 arkadaşlar Fecr Ati'nin değil Milli Edebiyat Dönemi'nin başladığı bir tarihtir. Onun için burada 1911 yanlış 1909 olmalıydı. Onun için cevabı Bursa diyoruz. Soru 17 arkadaşlar. Burada dikkat edelim şimdi. Aşık tazı hal şeyin hangi özelliği örneklendirilmiştir? Bir defa burada bir fidani bir de feymani arkadaşlar ismi geçiyor. Burada dikkat edin fidani diyor ki şaşkın düşünceli gezer bu aşık. Delilere sıkı arası vardır. Bazı yiğit olur, bazı dolaşık. Dünün bunun eğlencede firisi vardır diyor. E, Feymani buna cevap veriyor. Sen bizi mestane diye kınama, gülüp oynamanın sırası vardır. Aşk beni alem ettisin ama elimin yüzümün karası vardır. Yani burada aşık edebiyatında iki farklı ozan arka arkaya bir şey söylüyorsa arkadaşlar bu birbirine cevap cevaben söylenmiştir. Yani atışma vardır. Soru 18 e, tema, dil ve anlatım özelliklerine göre bakılarak kime ait olabilir demiş arkadaşlar. Burada bir kez gönül yıktın ise kıldığın namaz değil. 72 millet dahi elin yüzün yumaz değil. Arkadaşlar şekli anlamda dindar olabilirsin ama eğer bir gönül yıktın ise, insanı kırdın ise diyor bu ibadetin bir anlamı yok diyor. Yine bir gönül yaptın ise, er eteğin tuttun ise bir kez hayır ettin ise birine bin az değil diyor. Yani burada e, biraz ne var? Gördüğünüz gibi din, tasavvuf var. Zaten din ve tasavvufu anlatan burada tek kim var? Yunus Emre geçiyor. Ki onda da Allah sevgisi, insan sevgisi zaten zirvedeydi. O zaman gönülleri kırmamak gerek Yunus Emre'ye göre. Soru 19. Koçaklama türüne ait söyleyiş öne çıkmaktadır diyor arkadaşlar. Burada koçaklama deyince savaş, kahramanlık, yiğitlik aklımıza gelecek. A'da kömürü gözlüm deyince bu bir e, güzellemedir halk edebiyatında. E, veya günümüzde liriktir arkadaşlar. B'de köroğlu. Ki köroğlu zaten koçaklamaları ile ünlüdür. Devamına dikkat edelim. E, yiğit diyor. Koç Yiğit değişmez cengi düğüne diyor. Yani savaşı düğüne değişmez diyor. Bakın savaş var. Ölümü karşılar meydan içinde diyor. Yani bunun cevabı net bir şekilde Bursa oldu. Ha, C, diğerlerine bakalım dersek. Her çeşit insandan birkaç eşi var. Mektetten kovulmuş günah işi var. Rabbi Yesir'de dört yanlışı var. Tahsil etmek için irfan beğenmez. Eleştir arkadaşlar. Yani halk edebiyatı taşlama. D'de de ilkbaharda her çiçekler bezerir. Kardeşim şehit olmuş nerede? Arkadaşlar burada öğlenin arkasından söylenen şiir ağıt olabilir. E şıkkına da yine yoksa yavrum seni vurdular mı derken, ağıt var arkadaşlar yine. Ama net bir şekilde cevap Bursa oluyor gördüğünüz gibi. Soru 20. Burada konuşan sanatçının sözü, sözün ettiği eser hangisidir diyor. şimdi bundan sonra Mah, Muhammed oğlu Hüseyin, Hüseyin oğlu Mahmut der ki. Arkadaşlar Mahmut deyince e, Kaşgarlı Mahmut olabilir. Hemen devamına bakalım. Türk dili ile Arap dilinin at başı beraber yürüdükleri bilinsin diye yazdığını söylüyor arkadaşlar. Yani Türkçenin Arapça kadar güçlü olduğunu anlattığı divane lügade Türk var arkadaşlar. Kimin? Kaşkarlı Mahmut'un. Onun için cevap Ceyhan olur. Soru 21. Söz edilen sanatçı kimdir diyor arkadaşlar. Dikkat edelim şimdi. Öz şiir akımının temsilcilerinden ki şıklarda öz şiirci baya bir şair var. Buradan yakalayamadık. Allah'ı arama işi deyince aslında Necip Fazıl'ın direkt böyle bir cümlesi var. Şiir mutlak hakikat olan Allah'ı arama işidir diyor arkadaşlar. Sonra işte mistik şair diyor. Kaldırımlar demiş, çile demiş. Artık cevap çıktı ortaya. Bursa diyoruz soru 22 arkadaşlar hikayelerine daima hayatın ve şartların bütün zorluklarına rağmen yaşama sevincine sarılan insanlar anlatmıştır bir defa soru kökünde diyor ki parçada sözü edilen yazara ait değildir Yukarı okumasanız bile zaten semaver, sarnıç, tüneldeki çocuk, alemdağda var bir yılan kime aittir? Said Faik da aittir arkadaşlar oysa yüksek gerilim kime aittir? Adalet Ağon'la aittir arkadaşlar onun için burada yukarıdaki yazar özelliğe bakmasak da cevap aslında ortaya çıkıyormuş gördüğünüz gibi. Soru 23. Bu konuşmalardan hangisine ulaşılamaz demiş arkadaşlar gördüğünüz gibi. Diyor ki burada Fat İsmet diyor. Bir konuşma var burada. İsmet Fatih Harbiye romanı okumuştur. Ne diyor burada? Yapıtta savunulan teze karşın Şinasi karakteri benim en çok beni en çok etkilendiğim kişi oldu geleneksel bir dünya görüşü olmasına karşı çağdaş gelişmeleri de kapalı değildi. Arkadaşlar Fatih Harbiye'de Şinasi karakteri var doğrudur. Ben şıkkında yalnız adlı yapıttan söz edilmektedir diyor Osman için. Osman diyor ki Şinasi karakterinin olduğu yapıtı okumadım. Ancak aynı yazarın samim adlı karakterinin yer aldığı yapıttan daha çok etkilendiğimi söylemeliyim. Bu kişi aynı zamanda yazarı yansıtılan yazarı yansıtan önemli bir kişi diyor arkadaşlar. Burada Yalnız adlı romanda samim var. Yani bu da doğrudur. C şıkkına geldiğimizde tehlikeli oyunlarda geçen bir kişiden söz etmektedir diyor Zafer. E, Zafer ne diyor? Ben sözün ettiğiniz kahramanları ele alan yazarın hiçbir yapıdan okumadım. Yani bu adam Peyami Safa'yı o zaman bu eserler kime ait? Peyami Safa'ya ait arkadaşlar. Peyami Safa okumamış bu adam. Ben modernist yazarların yapıtlarından daha çok hoşlanıyorum. Söz gelimi Hikmet Benol karakteri bence benzersiz bir karakterdir diyor. Arkadaşlar burada Tehlikeli Oyunlar adlı e, eserin karakteri baş karakteri Hikmet Benol'dür. Yani bu da doğru. Sonra yine D'de Zafer'le ilgili Peyami Safa'ya ait hiçbir yapıt okumamıştır diyor. Zaten arkadaşlar okumamış diye söylemiştim. Tespit etmiştik bunu. E, bunu da iliyorum. En şıkkına geldiğimizde Ayla İnce Aral'ın bir yapıtındaki karakteri öne çıkarmıştır diyor. Arkadaşlar Ayla'da geçen Ayla'da geçen eser şey ne? Bilgi. Ee, Doçent Aysel karakteri de en az Hikmet Benol kadar etkileyici. Bu Doçent Aysel karakteri arkadaşlar şeye ait. Adalet Ağol'un Ölmeye Yatmak adlı eserine romanına ait. Onun için burada arkadaşlar Ayla'nın verdiği bilgi ne oluyor arkadaşlar ee, yanlış oluyor. Çünkü e, ince aralığın değil arkadaşlar bu. Kime aittir? E, dediğim gibi adalet auluna aittir. Onun için Edirne diyoruz. Hemen son soruya geçelim arkadaşlar. Burada boş bırakılan yere hangisi getirilemez denmiş. E, baktığımızda diyalektik devinim bu şiir anlayışının özünü oluşturur. Diyalektik diyor bakın dikkat. Sonra e, patron işçi ve benzeri diyor. Sınıfsal çatışmanın olduğu yerde e, toplumcu gerçekçiler veya şiirde bunun karşılığı toplumcu şiir serbest nazım anlamına gelir arkadaşlar. E, bu Nazım'ın çizgisinde olan sanatçıların özelliğidir. Ve burada baktığımız zaman da arkadaşlar e, Nazım Hikmet, İlhami Bekir, Ercüment Besatlı ve Rıfat Ilgaz bu noktada ürün vermişlerdir. Ama Niyazi Yıldırım Genç Osmanoğlu daha çok milli çizgide ürün vermiştir. Onun için cevap Adana oluyor. Ee, gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar bir denememizin daha sonuna geldik. Başka denemelerde görüşmek üzere. Sayfama abone olursanız e, arkadaşlarınıza tavsiye ederseniz sevinirim. İyi günler diliyorum.